Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında tüm varım 4 testlerinden test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 4 çarp 4'lük bir kareli kağıdın 5 kare şekildeki gibi boyanmıştır. Bu kağıtta E ile belirtilen karelerden biri daha boyanacak ve boyanacak kareler bir küp açılımı alacaktır. Arkadaşlar küp açılımında aslında konu anlatımında verdik yine. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bir boşluk kuralı vardı ya da z kuralı vardı. Onlar sağlanması gerekiyordu ama dikine 4 tane doğru varsa biri sağındaysa biri de solunda olmak zorunda. A olabilir, B olabilir, C olabilir, D olabilir. Ama E olamaz arkadaşlar. Yani kapattığımız zaman böyle bir e, şu kağıdı böyle bu kağıttan bir zar yapamayız yani. Biri sağdaysa biri solda ya da biri alttaysa biri üstte olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre çok yan kaç kenarlıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. E, düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizilebiliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Düzgün çok etrafına bir çember çizilebildiği için şöyle çizelim. Ve bu kenarlar birbirine eşit değil mi? Kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenar bu kenar bu kenar birbirine eşit. E o zaman bu kenarlar eşitse ayırtları yaylar da birbirine eşit. E o zaman burası mesela ben bir alfa dersem. Ondan sonra acaba e, buraya da bir alfa dersem ya da Öyle demeyelim. Tam alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. E buraya da alfa diyelim. E burası da alfa olsun, burası da alfa olsun. E yani çizgilerin ayıtları buradaki açılar birbirine eşit olsun. Bu çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın burası alfa, burası alfayken buradaki açı kaç alfayı görüyor? 2 alfayı görüyor. O zaman burasını ne diyeceğiz? Alfadır diyeceğiz. Şimdi benim bir pratik yöntemim vardı ama ona dalmak istemedim orada. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı iki alfa? Yani buraya direkt 2 alfa deyip de işlem yapabiliriz. Dış açıda hatta 2 alfa diyor. Olup ona göre işlem yapabiliriz aslında ama hiç oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Vakit ispatından yapmış oluyorum burada. Burası 2 alfa ise burası ne oldu? Alfa oldu. Hatta bak buradaki açı da aynı şekilde. Hocam bu da 2 alfayı görüyor. Şöyle baktıkça bakacak olursanız. O zaman burası da alfa oldu. E sonra hocam burası 108 artı alfa. E burası da 108 artı alfa. E hocam burası da 108 artı alfa. 108 artı alfa. E bunları yazdıktan sonra ne geldi arkadaşlar? Bir dörtgen geldi burada. E bir dörtgen geldi. Dörtgen de 1, 2, 3, 4 tane alfa var. Bir de 108 ile 108'in toplamı 216 var. Bu toplam kaç yapacak? 360 yapacak. 4 alfa buradan kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? E 60'tan 16, 360'tan 216 çıkartırsak 144 mi yapıyor? Evet 144 yaptı. Alfayı da buradan 36 olarak buluruz. Arkadaşlar alfa 36 ise 36 ile 108 topladığımız zaman kaç yapıyor burası? 144 yapıyor. O zaman bir açısı 144 yaptı. Bakın 144. Dış açısı kaç yapıyor o zaman? 36 yapıyor. E dış açısı 36 ise 360 bölü 36 bana kenar sayısını vermez mi? Yani kenar sayısı kaç yapıyor arkadaşlar? Böylelikle 10 yapıyor. Yani cevap edremit oldu. Dikdörtgen biçimindeki bir karton aşağıdaki gibi kesikli çizgilerden kesilerek alanları oranı 7 bölü 15. Unutma 7 bölü 15. Olan iki parçaya ayrılmış. EC'yi 9 vermiş. Şurası 9. Ve sonra burada bir oran vermiş. Altta birleşiyor. DE'ye ben 2K dersem. Sonra AD'ye 6 olması için 3 DE pardon K diyeceğim. E, burası AD uzunluğu 2K oluyor. Ve FB uzunluğu da bu kitabı yazan hocam kesinlikle kesinlikle Fenerbahçeli herhalde. BF yaz hocam ya. Neyse FB uzunluğu da neymiş? 3K yemiş arkadaşlar. 3K ymiş. arkadaşlar bunun tamamı K artı 9 değil mi? Evet. Hocam burası da K artı 9 olacak. Sen K artı 9'dan 3K çıkartırsan yani bu hocam e, 9 eksi 2K mı yapıyor? Evet. Buraya da ne kaldı? 9 eksi 2K kaldı. E, o zaman olay bitti. Alanlar oranı 7 bölü 15. Bunun alanını bunun alanını oranlayacağız. Hocam alt taban artı üst taban. 9 eksi 2 k artı k çarp yükseklik bölü 2 çarp yükseklik bölü 2 bölü yandakinin alanı nedir? Alt taban artı üst taban. 3 k artı 9 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz yine 2 k. 2 k böl 2 e, bu kaça eşit olacakmış arkadaşlar? 7 bölü 15'e eşit olacakmış. 2K bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Hocam burası 9 eksi K yaptı. 15 ile çarpıyorum. 15 9 eksi K ile çarpacağım. Eşittir. 7 ile de bunu çarpma. Arkadaşlar 7 ile de 3K artı 9'u çarpacağım. 7 çarpı 3K artı 9'u da 3 parantezini alayım isterseniz. Ee, i̇şlem kalabalığı olmasın. K artı 3 mi yaptı bu? 3 çarpı K artı 3 mi yaptı? Evet. Hocam 3'e böldüğünde 3'e böldüğünde 5. 5 kere 9 45 eksi 5K eşittir. 7K artı 21 yaptı. Bunu öbür tarafa attığımızda 12K yaptı. Bunu buraya attığımızda kaç yaptı? 24 yaptı galiba. K'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Birinci parçanın çevresinin birinci parçanın çevresini artık buluruz. K'yı 2 bulduğumuza göre arkadaşlar. Hocam burası 2. Burası 5. Burası 4 oldu o zaman. K'yı 2 bulduğumuza göre burası 4. K'yı 2 bulduğumuza göre burası da kaç çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Birinci parçanın çevresi. Birinci parçanın çevresi kaç yapıyor? 5 4 daha 9 ee, 2 daha 2 daha 11 şurayı bulacağım arkadaşlar şuradan bir dik çizince ya da kafa karışmasın dikimizi buradan çizelim arkadaşlar 6 iken 6 buraya 3 kaldı burası da 4 3 4 5 yaptı arkadaşlar bir daha toplayalım 5 5 10 16 mı yaptı birinci parçanın çevresi evet 16 bölü ikinci parçanın çevresi de 6 4 daha 10 9 daha 19 5 daha 24 mi yaptı 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 6 yani bu da 2 bölü 3 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Cevap böylelikle balık esir oldu. Çiğdem Hanım, kare biçimindeki sehpasının üzerine yine kare biçiminde örtüyü sehpa ve örtünün ağırlık merkezleri çakışacak ve kenarları paralel olacak biçimde aşağıdaki gibi sermiştir. Evet 11 birim 11 birim olacak şekilde sermiş arkadaşlar. Çok güzel. Çiğdem Hanım örtüyü ağırlık merkezi etrafında saat yönünde bir miktar döndürdüğünde arkadaşlar ağırlık merkezi etrafında döndürdüğüm için bu ne kadar yukarı çıkarsa bu da simetrik olarak o kadar aşağı gelecek. Yani bu buraya ne kadar yaklaştıysa bu da o kadar yaklaşacak mı arkadaşlar yaklaşacak. Hatta bu da o kadar çıktı bu da o kadar yaklaşacak. Hatta bu kadar bu da o kadar indi bu da o kadar yaklaşacak arkadaşlar. Yani buradaki mesafelerin hepsi ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. E burası 11. E böyle indiği zaman burası 6 vermiş arkadaşlar. Tamam. Şuradaki diki çizsem mi? Yok. Çizmeyeyim. Gençler ne yapacağız? Döndürdük. E, ben buradaki diki de kullanacağım. Arkadaşlar şu 26'yı da kullanacağım. Şunun devamlı getirsem böyle o zaman. E hocam dik yamuk var. E o zaman buradan diki çizsem. E hocam bir alfabet'e gireceğimiz belli zaten. Dil. Alfa, beta, alfa, beta 90'sa alfa. E hocam burada da bir dik çizsek böyle. E hocam madem bunu getirdik. Devamını da getirelim. Şöyle şöyle. Bunu biz şeyde de çok yapıyoruz. Analitikte de yapıyoruz. Çok zor sorularda. Kareleme metodu diyoruz alfa beta alfa beta alfa beta'ya dalınca ne oldu arkadaşlar bunlar? Bunlar eş üçgen oldu. Çünkü kare kare ya bunlar. Alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi olduğundan dolayı. E madem eş üçgen, madem buradaki uzunluk 6, şuradaki uzunluk da 6 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. E, o zaman burası 6 ise buraya ne kaldı? 20. Dikkat et. Beta'nın karşısı 20 ise her yerde beta'nın karşısı 20'dir. O zaman burada da beta'nın karşısı 20, o zaman burada da beta'nın karşısı 20. E hocam alfanın karşısı şurada x diyecek olursam. Hocam her yerde alfanın karşısı x. x. Burada da x, burada da x, burada da x diyebiliriz. Hocam burası da 6. 6'yı yazdık. Peki. Şimdi ne yapacağız? Aa burada uzunluk 6 ya. Gençler tamam çıktı. Karenin bir kenarı kaç arkadaşlar? Karenin bir kenarını bak 6, 20, 6, 20 bir de 6, 32 artı x mi bulduk? Evet. Hocam karenin bir kenarını 32 artı x bulduk. Yani karenin bir kenarı 32 artı x ise şu büyük karenin bir kenarı. E hocam burası 11 burası 11. 22 çıkartırsam burası da x artı 10 mu çıkar? Evet. Bu karenin bir kenarında x artı 10 bulduk. E hocam artık burada Pisagor yaparız. Hadi yapalım bakalım Pisagor'u. Güzel soruymuş bu arada. Pisagor'u yapalım. x artı 10'un karesi eşittir. x'in karesi artı 20'nin karesi dersin. İşlem işlem işlemle x'i bulursun. Ama ben Bakıyorum 20 var. Büyük ihtimalle 15 20 25 üçgeni. X yerine 15 koyarsam 15 20 25 sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Buradan işlemi aç. Buradan da 15 gelecek kardeşim. Geldim 15 geldi. Peki şimdi bizden ne isteniyor? Kare sehpanın kenar uzunluğu nedir? Bu örtüdü sehpa tamamıydı. Evet, X'i 15 bulduysak e, kare sehpanın bir kenarı zaten 32 artı x'ti. X yerine 15 koyarsak cevap kaç yapıyor arkadaşlar? 47 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet. Hoş bir soru. Cevap Balıkesir. Bir kenar 16 bilim olan kare şeklindeki kumaş ABCD noktalarından kenarlarının orta noktaları olmak üzere ABCD kenarlarının orta noktaları olmak üzere önce şekil birdeki gibi AB doğrusu boyunca sağa katlandı sonra yukarı katlandı sonra şöyle bir kesim yaptı, yapılmış ve bu parça atılmış. Buna göre kalan kumaş parçası açıldığında bu kumaşın şeyi soruluyor arkadaşlar. Yukarı doğru şey yapılmıştı. Açacağız arkadaşlar. İlk önce ne yapacağız? Aşağı doğru. Geriye doğru işlem yapıyorduk. Aşağı doğru açacağız. E hocam bunun simetriği ne olacak? Buna göre simetriğini aldığımız zaman hop şöyle mi oluyor arkadaşlar? Evet. Bizim dolu olan kısım neresi oldu? Bakın şurası oldu. Sonra bu sağa katlanmıştı. Nereye doğru açacağım arkadaşlar? Sola doğru açacağım. Sola doğru açtığım zaman da şöyle bir şekil mi geldi karşımıza? Evet. Şimdi bunun simetriğini alacağız arkadaşlar. Bakın şunun simetriği. Şu parça buraya kadar geldi. Dolu olan kısım burası. Sonra bu yukarı gitti. Bu yukarı gidecek. Sonra bu da yukarı gidecek. İşte oluşan parça ne oldu arkadaşlar? Şurası oldu simetriği. Bunun da burası oldu simetriği. Oluşan şekil bu çıktı. Bunun çevresi isteniyor arkadaşlar bizden. Öncelikle 12 birim dedi mi burası? Yok ED uzunluğu 6 imiş. ED uzunluğu 6. Başka ne verilmişti arkadaşlar? Bir kenar 16 idi. Yani bunlar 8 8. Hocam burası 8 6 8 10 mu çıktı burası? Evet. Sonra burası 8 iken burası da 8 burası da 8. E burası 10 oldu. Burası da 10. Burası 8 burası 8 burası da 10 mu arkadaşlar? Evet. 10 20 30 40 var. 40. Bir de 1 2 3 4 tane 8. 40 artı 4 tane 8 32 yapıyor. Cevabımız da böylelikle bu parçanın alanı soruluyor. Pardon özür. Çevresi sorulsa eyvallah. Bu parçanın alanı soruluyor. E arkadaşlar bu parçanın da ne yapıyor o zaman? Şundan kaç tane var? Direkt bunu hesaplayıp bundan 4 tane var da diyebiliriz. Hocam tamamı 8 olduğundan burası 2. Ee, burası kaç? Burası da 8. Alt taban artı üst taban 10. Çarp yükseklik 8 bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var diyeceğiz arkadaşlar. Ya da en başta hocam bu alandan böyle açtığımız zaman 4 tanesi gidiyor. Büyük alandan 4 tane bu alanı da çıkarıyor. Diye, çıkarırız diyebiliriz. Aslında. Ama soruyu bu şekilde de çözmemiz iyi oldu kağıdın açık şeklinde böyle bazen hayal edemiyorsunuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet bu alandan 4 tane var. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 2. Cevapta böylelikle 160 yapmış oldu. Yani cevap Denizli. Kenar uzunlukları 6 ve 8 santimetre olan ABC dikdörtgeni 6 8 ise burası nedir arkadaşlar? birimdir bir kere. Bir katlama yapılmış böyle. B üstü ve D üstü aralarındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Katlamayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Geriye doğru açıyorduk. Hop şöyle açtık mı açtık. Hop şöyle açtık mı? Açtık. Peki açınca arkadaşlar şimdi burası dikdörtgende 90 90. Hocam ben bunu böyle katladığımda burası 90 mı oluyor? Evet. Eee Katlamalarda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit oluyordu. E hocam burası 8 ise burası da 8 olmayacak mı? Aynen öyle. E hocam bunun tamamı 11'imde birimdi. 10 birimse buraya kaç kaldı o zaman? 2 birim kaldı. E tamam şimdi de şunu katlayalım. Bu katlamada da üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Hocam bu parçayla bu parça eşit olacak. Burası 8 ise burası da 8 olacak. E burası 8 ise tamamı 10 oldu. Buraya da 2 kaldı. Dikkat et bizden ne isteniyor Şuradaki uzunluk isteniyor. İkisi burada ikisi burada. 4 burada o zaman bu uzunluğa ne kaldı gençler? Bu uzunluğa 4, 2, 4 buradaysa buraya da 6 birim kalmış oldu. Yani cevap böylelikle C-Han oldu arkadaşlar. Şekilde kısa kenarı 18 yani şurası 18 uzun kenar 30 cm olan bir kitabın kapağının sayfası ile 20 derecelikteki açı sayfası ile yaptığı açı 20 dereceymiş. Buna göre bu kitap kapatıldığında Taradığı bölgenin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler, hadi bakalım bu kitabı kapatsan hocam burası böyle hop şöyle şöyle hareket edecek. Çok güzel. Hocam burası da böyle hop şöyle bu nokta etrafında bir dairesel hareket yapmayacak mı yapacak? He. Hocam bu dairesel hareket yaptı. Bu da dairesel hareket yaptı. Peki bu kısım tam böyle döndürülmüş olsaydı hop dönemez de. Tam böyle döndürülmüş olsaydı. Bir ne olacaktı arkadaşlar? Hadi yapalım isterseniz. Bu böyle tam döndürülmüş olsaydı. Burası böyle dönecekti. Burası da böyle dönecekti. Yani bir silindir mi oluşacaktı arkadaşlar? Evet. Ama bize şuradaki kısmı isteniliyor değil mi arkadaşlar? 20 derecelik taradığı bölgenin hacmi isteniliyor. Yani silindirin 20 derecelikteki yaptığı açısının hacmi isteniliyor. Silindirin hacmi nedir? Pi R kare çarpı H. Değil mi? Silindirin hacmi bu. Ama 20 derecelik döndüğü için 20 derecelikki hacmi 20/360 bölü 360 midir? Evet. E o zaman arkadaşlar sıfırlardan bir tanesi gitsin. 18 ile 36 sadeleşsin. 2. Bu 2 ile de 20 sadeleşsin. 10 kaldı burada. 3 kere 8 24 54 yaptı. 54 ile onun çarpımı da 540 mı yapıyor? Evet. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 540 pi olarak bulundu arkadaşlar. Yani cevap Denizli Yukarıdaki verilere göre BC x kaç santimetredir diye soruluyor. BC x şurası soruluyor. Ne yapacağız? Soruları bir okuyalım. Burası 90 olursa işimiz kolay olacak. AD ile DC dik. Yo. AD ile AB dik. Yo. Maalesef burası 90 derece değil. E o zaman ben bu yamukluğu kullanacağım. Yamuk karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Evet. Yani şurada bir ne var arkadaşlar? Kelebek var. Basayılarda zaten kelebeği gösteriyor bana. E hocam kelebeği yapalım bakalım. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 1'e 2. Yazalım bakalım. Hocam burası A iken burası ne olacak? 2A olacak. E sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. Arkadaşım bu bir dik yamuk değil mi? Evet. Dik yamukta sen ne yapıyorsan onu yap. Dik yamukta sen içeriden böyle dik dörtgen oluştur, dik üçgen oluşturmuyor musun? Aynen hocam. Dik dörtgen oluşturunca A iken burası A oldu mu? Oldu. A tamamı 2 aydı Buraya daha kaldı. Bak sen şu işe. Dik tabanı ikiye eşit parçaya böldü. Nerede bölüyordu arkadaşlar bu? Dik tabanı kes iki parça ikiz kenarda bölüyordu. E o zaman ne olacak arkadaşım burası? Burası 6 ise burası da 6 yapar. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. ABCD kare AC çaplı yarım çember BC çaplı yarım çember verilmiş burada. Evet AD'ye 2 kök vermiş. 2 kök 2 2 kök 2 ise burası kök katından dolayı 4 çıkacak. Yani burası da 2 2 çıktı mı arkadaşlar? Evet. Şimdi boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar boyalı bölgenin alanı bulurken şu merkezi iki kök 2 kök ise burası kök 2, kök 2 oldu. Hocam burası kök 2 burası da kök 2 ya ben şu alanı bulurken şuradaki alandan yarın daireden şuradaki A alanını çıkarmalıyım. Tamam. Önce A alanına yol A alanı için. Hocam bu alanı bulmak için daire dilimi oluşturmak zorundayım. Bir alanı bulmak istiyorsam. Daire dilimini oluşturdum. E, daire dilimini oluşturunca hocam bu da yarıçap bu da yarıçap. İki değil mi burası? Aynen öyle. E, o zaman burada ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar üçgen çıktı. E, hatta burası arkadaşım 2 2 2 kök olduğundan dolayı burası 90 derece yani burası da 90 derece. Çok güzel. O zaman ben buradaki A alanını bulurken gençler ne yapacağım? Şu dilimden çeyrek daireden şu üçgenin alanını çıkartacağım. Yani pi 2'nin karesi. A alanını yazıyorum. Pi 2'nin karesi. Bölü 4 çeyrek daireden üçgenin alanı çıkartacağım. 2 çarpı 2 bölü 2 çıkartacağım. O da ne yaptı? Pi eksi 2'ye mi eşit işte oldu? Evet. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki buradaki alanı bulurken arkadaşlar. Şuradaki B alanını bulurken. B da yarım dairenin alanından pi kök 2'nin karesi bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şuradaki A'yı çıkartacağız. A alanı. A alanı dediğimiz neydi? Pi eksi 2 değil miydi? Böyle yazarsanız olmaz. Pi eksi 2 tamamen çıkartacaksın. Hocam şunlar gitti. Pi yaptı orası. Eksi dağıtıyorum. Eksi pi artı 2 yaptı. Eksi pi'ler de gitti. Cevap kaç yaptı o zaman arkadaşım? 2 yaptı. Yani bu sorumuzun cevabı balık kesir oldu. ABCD karesi şeklindeki bir kağıt. Sözel bir soru. Hemen ABCD karesini şöyle bir çiziyoruz arkadaşlar. Hemen siz de çizin ve harflendirmeleri mutlaka ama ve mutlaka verin. A, B, C ve D. Biz solattan başlayıp böyle yazıyoruz. Siz de yaz, böyle yazarsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. AD üzerindeki bir K noktası, rastgele bir K noktası arkadaşlar. Şuradan seçeyim mesela. Seçtim. K noktası işaretlenecek. BK boyunca katlandı. Evet, bu kağıt BK boyunca katlanacakmış. Arkadaşlar, bunu böyle aşağı doğru da katlayabilirim ama sıkıntı yaşarım. Bunu böyle katlamak daha mantıklı değil mi? Evet. Şunu şöyle katladım arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Katladığım zaman. Tamam. Çok da güzel bir şey oldu. Sen bunu aldın böyle katladın. Böyle katlayınca ne oluyor? Bir kere bu bir kare mi? Kare. Kare ise bir eşitlikleri yaz kardeşim. Şöyle eşitleri yazalım. Sonra ne yazacağız? Hocam sonra bak üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunu da yazdık. Hatta burada da üst üste binen kenarlar eşit. Hatta burada üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta burada da üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta burası 90 ise buraya da bir 90 derece yapıştıralım mı yapıştıralım. Buradaki noktada neymiş? A üssü noktasıymış. Eyvallah devam. CBA üssü, CBA üssü ile KBA üssü, KBA üssü. Ha burası nokta açısıyken CBA üssü de nokta açısıymış. Ha, ne çıktı burada arkadaşlar? Nokta nokta nokta. 93'e böldük. 30, 30 ve 30 geldi burada. Çok güzel. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden CDA üssü. CDA üssü. İşte şuradaki açı isteniyor arkadaşlar bizden. Şuradaki açı. E hocam burada ne var? Bir ikizkenarlık var. Ben şunu şöyle çizsem ne olur? 30 ise 75 75 oldu. Güzel bir şey oluşmadı. Sil. Başka bak eşitleri yazdık ya. Aa hocam şu açının tamamı 60. E şurada da 60'ı kollarında da eşitlik var. Adamın aklına ne gelir? Hocam tabii ki hop şöyle. 60 ya tepe açısı. Taban açıları da 60'ar derece olur. Yani bu bir eşkenar üçgen çıktı. Ama eşkenarda sadece açıları gösterirken olmaz ki. Ne var bir de eşkenar üçgense şu kenarda çift çizgi oldu. E hocam buraya 30 kaldı. Bak bu da karenin bir kenarı çift çizgi. Bak burası da çift çizgi. Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart 2'ye böl. Hocam 152'ye böldüm. 75'e 75 çıktı. Benden de alfa isteniyor zaten. E 75'in 90'a tamamlayanı. Kaç derecedir arkadaşım burası? 15 derecedir. Yani cevap böylelikle 15 çıktı. Yani han çıktı arkadaşlar. Şekil 1'de dikdörtgenler prizması biçimindeki kibrit kutusunun ayrı uzunlukları 3, 8 ve 4 verilmiş. Bu kibrit kutusunun iç kısmı şekil 2'deki gibi 4 santimetre kaydırılıyor. 4 santimetre uzattım. E o zaman burası 8, hala burası 3, hala burası 4 mü? Evet. Buna göre şekil 2'deki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam, basit. A ve B arasındaki uzaklık şu cisim köşegeni değil mi? Arkadaşlar, şu cisim köşegeni isteniyor. Direkt cisim köşegeni kare içerisinde 3, 8 ve pardon 3, 12 ve 4'ün karesi değil midir arkadaşlar? Evet 3, 12 ve 4'ün karesi şeklinde bulabilirsiniz bunu. Ya da kardeşim şurada ne var? Burası 3 değil mi? Evet. E, sen 3, 4 ne yaparsın burada? 5 yaparsın değil mi? E, o zaman şurada 3, 4, 5'i şöyle çizsen bazen daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. 3, 4, 5 Aa hocam 3, 4, 5'i çizdin tamam. E hocam bu Öndeki düzleme dik olduğundan burası da 90 derece olmaz mı? Olur. Burası kaç? 12. E o zaman burası da 12. Bak 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden burası da kaç yapacaktır? 13 yapacaktır. Direkt cevap 13 çıktı arkadaşlar. Buradan da yapabilirdin. Hocam cisim köşegen oldu ya. 3'ün karesi, karesi artı 4'ün karesi 5'in karesidir. 5'in karesi artı 12'nin karesi de 13'ün karesidir. Kare küçüğünün 13'ün karesi. E, o da 13'e eşit olur diye söyleyebilirsin tabii ki. A böyle şey de yapabilirsiniz. Ama burada şey yapıyorlar direkt arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Şuradan dikiniyorsunuz mesela. Onu göstereyim. Şuradan dikindiniz tamam. Burası kaç? 3. Ondan sonra buradan böyle yapıyorsunuz. Öncelikle şuradaki Pisagor yapıyorsunuz. 4 ve 12'den burayı buluyorsunuz. Sonra 3 ve bunun karesinden burayı buluyorsunuz. Ama genelde daha kolay oluyor. Özel kenarlar olduğu zaman 3, 4 hemen 5'i yapıştırın. Böyle güzel şeyler karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Evet cevap 13 çıktı yani cevap akçay oldu